Getir'in Londra'daki operasyonuyla ilgili ilk başta Getir, Londra'daki Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeleri bulmuş ve onun üzerine aslında o bölgede reklam çalışmalarını güçlendirmiş. Yani aslında bu tabii ki başarıyı getiriyor. Başka yabancı bir ülkede Türk profillerinin fazla olduğu bir bölgeye reklam yapmak, o tarafta çıkartma yapmak çok daha hızlı sonuç verecektir ve dolayısıyla da bunu gördük. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size yine pazarlama ile ilgili bir konu anlatmak istiyorum. Hazır da 2023 yaklaşırken ve güzel de bir enflasyon ve resesyon beklenirken pazarlama bütçemizi nasıl planlarız üzerine birazcık gitmek istedim. Daha doğrusu pazarlama bütçesini planlarken nelere dikkat etmeliyiz tartışmak istedim. Çok yakında gene bir spoiler olarak size bilgi vereyim. Çok yakında bir arkadaşımla beraber size 2023'teki olası pazarlama trendlerini de anlatacağız. Onun için de takipte kalmanızı öneririm. Şimdi plan yapmak biliyorsunuz aslında yavaş yavaş, yani bütçenin planı, bir sonraki senenin planı yavaş yavaş artık yapılmaya başlanıyor. Daha doğrusu neredeyse bitti. Birçok marka zaten bunu sonuçlandırma arifesinde. Dolayısıyla da siz de artık markaların pazarlama planları, pazarlama iletişim planları içerisinde yer almak istiyorsanız sizin de artık markalarla iletişime geçerek yavaş yavaş bir şeylere dokundurmanız gerekebilir. Bu noktada da tabii ki o influencer ya da sizin markayla olan iletişimizle ilgili olan taraf. Benim bugün anlatacağım şey ise aslında siz bir markada yöneticiyseniz planlama yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Hangi alanlarda farklılaşmalısınız? Hangi sektördesiniz? Hedef kitleniz neler? Hangi siz şirket olarak hangi hedefe gitmek istiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ve bu işe de ne kadar bir bütçe ayıralım? Aslında bu konuları birazcık tartışmak istiyorum. Çok özet, kısa nitelikte anlatmak istiyorum. Bunu her dediğimde de 10 dakikayı geçiyorum. Göreceğiz bakalım bugün neler olacak. Neyse. Şimdi ilk soru olarak size şunu sormak istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz ama siz hangi endüstride iş yapıyorsunuz? O endüstrinin dinamiklerine hakim misiniz? Yani ağırlıklı satış mı yapıyorsunuz? Pazarlama şirketi misiniz? Üretim mi yapıyorsunuz? Hangi sektördesiniz ve o sektördeki dinamikleriniz neler? Öncelikle bunları anlamanız gerekiyor. Yani sizin şirketinizin endüstrisinizdeki kanal yapıları neler? Hangi platformlar çalışıyor? Örnek veriyorum. TV reklamları mı sizin için doğru bir şey? Outdoor reklamlar mı doğru şey? Yoksa konvansiyonel klasik medya PR mı doğru bir şey? Dijital pazarlama mı bir şey? Yoksa bir yelpaze olarak hepsini mi kullanmak istiyorsunuz? Bu tamamen aslında hem bulunduğunuz endüstriye, birazdan da değineceğim aslında hedef kitlenize ve nereye gitmek istediğinizle alakalı oluyor. Dolayısıyla da öncelikli olan endüstrinizde hangi kanallardan müşterilere ulaştığınızı varsayarsanız, bilirseniz ona doğru hedefleme yapmanız çok daha doğru olacaktır. Dolayısıyla da işte örnek veririm, biz teknoloji sektöründeyiz. Teknoloji sektöründeki kanallar nasıl çalışıyor? İşte dağıtıcılar var. Dağıtıcılardan sonra genellikle bir toptan bayi kanalı oluyor. Onun yanında artık daha gündemimizde olan büyük retail zincir markalar ya da e-ticaret platformları var. Satışın hangi kanallardan gittiği, ürünlerin kırılımlarının hangisinin nereden gittiği bu noktada önemlilik kazanıyor. Sizin için de benzer bir satış yapısı doğrultusunda ürünün üretimden satışa kadar, tüketici, nihai kullanıcının evine vardığı noktaya kadar ki süreçte nerelere dokunmanız gerektiği bu noktada sizin için önemli unsurlardan birisi. İkinci soru da aslında hedef kitleniz nedir? Bunu defalarca da konuştuk, defalarca da anlattım. Hedef kitle aslında çok önemli. Sizin nereye gitmek istediğinizi bilmeniz gerekiyor ki ona göre aslında bir plan yapabilirsiniz. Hep dediğim gibi. Burada tabii ki az önce verdiğim örnekteki gibi sizin hedef kitleniz, siz bir kere yatayda mı daha herkese iletişim halinde olan yatay bir iletişim yapacaksınız, yoksa daha dikey pazarlarda mı iletişim yapacaksınız? Daha önceki bölümlerde ben yine şey anlatmıştım, yatay ve dikey pazarlamanın avantajları gibi bir bölüm anlatmıştım. O videoyu da izleyip bakabilirsiniz. Ama hedef kitle belirlerken nelerinize dikkat ediyorsunuz? İşte sizin ürününüz daha çok gençlere mi hitap ediyor? İşte daha dikey içerikler içeren shortslar, reel'lar, TikTok gibi içerikler özelinde mi gitmeniz gereklidir? Yoksa atıyorum sizin hedef kitleniz B2B şirketinizdir ve ürünlerinizi satarken birilerinin sizin ürününüzle ilgili karşılıklı anlatması gerekir. Soğuk satış mı yapmak istiyorsunuz? Mailingle mi o kişiden bir lead toplayarak sonrasında o kişiyle birebir görüşme yapmanız gerekiyor? İnternetten mi satış yapmak istiyorsunuz? Aslında hedef kitleden kastettiğim ürününü
ürününüze para verecek kişi hangi yerde oturuyor? Siz ona göre nasıl hareket edeceksiniz? B2B üzerinden direkt toplantı mı yapacaksınız? B2C üzerinden, internet üzerinden reklamlarla onları bir yere trafiğini mi çekeceksiniz gibi. Onun haricinde demografik bilgileri nelerdir? Örnek veriyorum, siz ürününüzü Türkiye'den satıyorsunuz ama globale pazarlıyorsunuzdur. Globalde hangi ülkeye pazarlıyorsunuz? Buradaki demografik bilgileriniz nelerdir? Örnek veriyorum, Romanya'ya pazarlıyoruz. Romanya'daki hangi şehirler, hangi yaş kırılımı sizin için önemli? Buradan Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'ya bir reklam hedeflemesi yapacağız. Hangi dinamikler sizin için önemlidir? Ya da Türkiye'den baz alalım. Atıyorum şimdi, İzmir'e özel lokal bir reklam çalışması yapacaksınız. O bölge özelinde hangi mahalleler sizin platformunuza özel? Şöyle bir örnek vereyim. Öğrendiğim örneklerden birisi. Getir'in Londra'daki operasyonuyla ilgili ilk başta Getir, Londra'daki Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeleri bulmuş ve onun üzerine aslında o bölgede reklam çalışmalarını güçlendirmiş. Yani aslında bu tabii ki başarıyı getiriyor. Başka yabancı bir ülkede Türk profillerinin fazla olduğu bir bölgeye reklam yapmak, o tarafta çıkartma yapmak çok daha hızlı sonuç verecektir ve dolayısıyla da bunu gördük. Hem o taraftan kurye trafiği hem de ürünün temini noktasında çok güzel bir başlangıç yapılmış. Dolayısıyla bu çok spesifik bir örnek ama aslında çok da güzel açıklıyor bunu. Hedef kitlenizi net olarak belirledikten sonra oraya varmak istediğiniz yolu çok daha rahat çizebiliyorsunuz ve bunu söylediğimde de aslında üçüncü noktaya gelmiş oldum. Sizin varmak istediğiniz hedef neresi? Şimdi endüstrinizi tanıyorsunuz. Artık nasıl yol alacağınızı biliyorsunuz. Hedef kitlenizi de biliyorsunuz. Nerelerde nasıl konumlandığını ve sizin nihai hedefiniz ne? 2023 için hedefiniz ne? Belki de şirketin 10 yıllık, 5 yıllık farklı projeksiyonları var. Orada varmak istediğiniz bir nokta var. Burada nereye varmak istiyorsunuz? Bu konu önemli. Dolayısıyla da oraya giderken hangi kanalları kullanacaksınız? Trafik mi çekmek istiyorsunuz? Bilinirliğini mi arttırmak istiyorsunuz? Belki bir mobil uygulama indirdiniz. Mobil uygulamanız var. Onun indirilme oranlarını arttırmak istiyorsunuz. İndirilme oranı artsın da benim üzerindeki reklam gelir modeliyle daha fazla insana reklam gösterip bir para kazanacağım da diyebilirsiniz. Dolayısıyla da tamamen aslında varmak istediğiniz hedef size özel bir şey. Gitmek istediğiniz yer, işte biz ciromuzu, resesyon bekleniyor, sabit tutmak istiyoruz. Pazar payımızı koruyalım. O yüzden de hali hazırda çalıştığımız müşterilerdeki memnuniyete odaklanacağız. Bizim bu tarafta bu sene satış sonramız zayıftı. Satış sonramıza odaklanmak istiyoruz. Çok spesifik olarak aslında varmak istediğiniz hedefi belirlerseniz alt kırılım olarak da onun küçük adımlarını yaptığınızda aslında yola koyulmuş olacaksınız. Yani ilk adım neydi? Endüstrideki detaylar. Sonrasında hedef kitlenizin kim olduğu. Üçüncü olarak da aslında varmak istediğiniz hedef. Bunlar arasındaki o çizgileri, line'ların birbirine bağlanması olacaktır. Daha rahat bir şekilde. Dedim ya, çok uzatmayacağım aslında. Bu çok uzun detaylı bir konu ama son olarak da artık yavaş yavaş da nasıl bir yapınız var. Sonrasında da işin bütçe tarafına evrilmemiz gerekiyor. Yani satış kanalları bu noktada tabii ki çok önemli. Şimdi her ne kadar biz pazarlama dikeyinde konuşsak da pazarlama tek başına aslında yalın bir şey ifade etmiyor. Günün sonunda bu bir gerçektir ki satış olacak ki aslında para kazanabilelim. Pazarlamanın aslında satışla entegre olduğu platformlar, çalışmalar çok daha güzel çalışacaktır. Dolayısıyla da satış yapınızı bilirseniz, ne kadar iyi bilirseniz oradaki pazarlama aktivitelerinin hizalanması çok daha kolay olacaktır. Bunu yaparken de bütçenizi de aslında buna göre planlamanız gerekiyor. Burada çok kabaca tabii ki farklı endüstrilerdeki dinamikler değişecektir ama %5 ile 10 arasında genellikle pazarlama bütçeleri ayrılır. Şimdi teknoloji sektöründe artık marjlar o kadar daraldı ki buradaki pazarlama bütçeleri çok daraldı. Çok azaldı. Ama avantaj ne? Yüksek cirolar yaratıldığı için maliyetler, yani daha doğrusu rakamlar büyüyor. Ama daha böyle karlılığın yüksek olduğu endüstrilerde daha fazla pazarlama bütçeleri de tabii ki yaratabilirsiniz ve ona göre hareket edebilirsiniz. Aslında bu noktada yelpazeyi az önce söylediğim işte outdoor'dan, televizyon reklamına, klasik PR'dan, işte dijital pazarlamaya kadar kendi range'inizde hangi kanalların çalıştığını daha iyi anladığınız noktada siz bazı şeyleri planlarken, bütçenizi planlarken hangi kanalın ne kadar satış getirebildi ve onun üstüne neleri nasıl koymanız gerektiğini çok daha iyi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Tabii ki burada %5 ile 10 arasında bir rakam verdim ama bu aslında tamamen sizlik bir durum. Siz çok daha yeni bir startup olabilirsiniz. Yeni bir web sitesi yapmış, yeni SEO çalışmaları yaptınız ve yeni yola çıktınız ve burada sizin aslında harcayacak paranız olmayabilir.
bir yatırım almamış olabilirsiniz. Ve ona göre küçük başlamak da aslında önemlidir. Önemli olan başlamak. Atıyorum günlük 50 liralarla, 100 liralarla, 200 liralarla hedefli atıyorum. Yine Google'da arama bazlı kelime, arama bazlı reklamlar verip ön plana çıkabilirsiniz. Instagram'da, TikTok'ta video hazırlayıp orada gösterim başına belli bir hacme ulaştıktan sonra retargeting, remarketing gibi tool'ları kullanarak farklı reklam çalışmaları yapabilirsiniz ama önemli olan aslında başlayıp yavaş yavaş bazı şeyleri şekillendirmektir. Dolayısıyla da bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok yakın zamanda buraya bir arkadaşımla konuk etmek istiyorum. Onunla 2023 pazarlama trendlerini de konuşmak istiyorum. Hem neler olması bekleniyor, neler olabilir, bu yıl neler oldu, 2023'teki öngörüler neler, şu an herkes aslında bir resesyon ve aslında kriz bekliyor. Ne olacak hepimiz göreceğiz. Şurada bir ay kaldı, 1,5 aylık bir dönem kaldı. Beklentiler her şeyi değiştirir. Dolayısıyla da bir sonraki bölümde rahat rahat 2023'ü konuşacağız. Aklımda öyle bir şey var. Sorularınız varsa iletirseniz en azından oradaki bölümde rahat rahat yanıtlamak isterim. Bu bölümle ilgili de aklınıza takılan sorular olursa yorum olarak iletirseniz onun için de çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.